Merhaba arkadaşlar ben Jacobian. Bugünkü videomda telefonunuzun ve tabletinizin ekranını nasıl ikinci ekran olarak kullanırsınızı göstereceğim. Hadi başlayalım. Evet bunun için hem telefon hem de bilgisayara bir program indirmeniz gerekiyor. Uygulamamızda da Space Google'da yazınca çıkıyor. Ben bunu açıklamada ve yorumlarda bırakacağım zaten. Buraya giriyorsunuz. Sizin Windows sürümünüz neyse. Windows 10 11, 8.1, 64 bit, 32 bit. Evet bir de telefon indirmeniz gerekiyor aynısını. Ben Google Play'de indirdim. Telefon Android olduğu için siz App Store'dan, Amazon'dan veya başka bir yerden indirebilirsiniz. Buradan bastığınız zaman size nerede indireceğinizi gösteriyor. Zaten. Direkt burada görüyoruz. App Store'da da var zaten Yulama. Ben bunu bilgisayara kurdum, telefona da kurdum. Şu an hemen açtım mesela. Bu hemen yüklenince açılıyor. Next, next yerek geçiyorsunuz ve burası geliyor. Yani burada fazla bir şey yok. Bunu kapatırsanız, gördüğünüz gibi burası artık offline kısmına geliyor. Şu server off bunu, kapattığınız zaman telefon sizi görmüyor. Telefonla zaten aynı ağda olmanız gerekiyor ki hani mobil bir falan bağlanmasın ya da başka bir wifi'de de olmasın telefon. Aynı ağda olmanız gerekiyor. Bunu açtığı zaman telefon sizi görebilecek. Evet telefona geçtiğimiz zaman sade bir ekran çıkıyor karşımıza. Burada bilgisayarınızın ismi çıkabilir. Windows 10 falan. Bir de IP adresi gibi bir şey gözükecek. Evet oradan connection'a bastığımız zaman direkt ekran ikinci ekran olarak kullanabiliyorsunuz. Ben bir hemen ayarları göstereyim size. Buradan settings kısmına girdiğiniz zaman resolution kısmından buradan isterseniz 1800 720 gibi 348x600 gibi şeyler seçebiliyorsunuz. Başka neler var? Tekrar buradan girmeniz gerekiyor. Rotation direkt otomatik döndürme falan var. Kalite performans. Burada kaliteyi ne kadar azaltırsanız internet o kadar az yer upload'ınızı ama ne kadar arttırırsanız biraz internet yiyeceği için upload'ınızı biraz kasabilir. Burada kaç FPS biraz daha buraya attırırsanız kollarlara yani bunlara gerek yok bence. 30 FPS oyun oynayabilirsiniz zaten. Kalitede şurada kalsa yeter. Şunu da birazcık azaltalım. Başka ne var? Settings kısmına tekrar girelim. Connection ve on screen menu. Şu başlattığım zaman üstünde yazan şeyler bu connection'da otomatik bağlama falan filan var. Buradan mesela input device var. Buradan touch screen pen şeyi işaretliyoruz. Burada zaten gerisi Technical support falan, about falan ilgili şeyler. Buraya bastığımız zaman şu alttaki discovery kısmına telefon da offline hale geliyor. Ama tekrar şimdi zaman burada çıkıyor. Buraya basıyoruz bir kere connection'a. Şu an kameram olma size gösteremeyeceğim. Ama bilgisayarı gösterebilirim. Görüntü basıyoruz buradan. Benim şu bir ilk, ilk ekranım, ikinci ekranım da sol ekranım. Üçüncü ekran da telefon. Gördüğünüz gibi şu an mesela bunu buraya attığım zaman telefona gidiyor. Ekranda şu an gözüktüğü gibi. Bunu tekrar buradan tutup buraya getirdiğiniz zaman isterseniz bunu buraya koyabilirsiniz. Veya buraya veya bunun üstüne ya da bunun yanına. İsterseniz her yere bırakabilirsiniz. Sonra uygulayıp kapatabilirsiniz mesela böyle. Ya da ben bunu dik kullanmak istiyorum diyebilirsiniz. Buradan direkt aşağı gelip dikey aldığınız zaman değişikleri koruduğunuzda telefon dik olacak. Şunu da istediğiniz gibi yerleştirebilirsiniz. Şöyle sağ tarafa alayım mesela tekrar ben bunu. Gördüğünüz gibi dikey oluyor. Ben dikeyde fazla kullanmayı sevmediğim için burayı tekrar buradan yataya alıyorum. Eşleri koru diyorum ve yatak kısmına geri geliyor. Bu uygulamayı TVC'ye açıyorsanız veya başka bir şey kullanıyorken ekran lazım olduğu zaman kullanabilirsiniz. Yani chat okumak için veya ödev yaparken başka bir şeye bakmak için gibi şeyler de kullanabilirsiniz. Evet benim videom bu kadar. Diğer videoda görüşmek üzere. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Aklınıza takılan soru olursa yorumlarda belirtebilirsiniz. Diğer videoda görüşmek üzere. Bye bye.